Bugün sizler için kızımla birlikte sağlıklı atıştırmalık yapacağız. Sağlıklı atıştırmalık için öncelikle malzemelerimiz 2 çay bardağı yulaf koydum robotuma. Bunları robottan geçireceğiz. Yaklaşık 1 çay bardağı fındık. Çok az, gördüğünüz gibi böyle 2 parmak kadar sütüm var. Kuru incirim var. Kuru incirimi açıkçası burada bu ürünü sizlerle birlikte deneyerek yapacağım. Yaklaşık bir küçük kase kadar şöyle 3, 6, 8 tane incirim var. Biraz kuru kayısı kullanacağım, muz kullanacağım. Tarçın ve çok az, bir tatlı kaşığı kadar da kakao kullanacağım. Ve çocuklarınız çikolata istediğinde, sizin canınız kahvenin yanına lokum ya da çikolata çektiğinde şekersiz, son derece sağlıklı bu atıştırmalığı istediğiniz gibi tüketebileceksiniz. Özellikle diyabet hastaları da doktorlarına danışarak ölçülü bir şekilde bunu tüketebilirler diye düşünüyorum. Öncelikle ben yulafımı robottan çekerek başlıyorum. Yulaflarımızı çektik, fındıklarımızı ekliyorum. Buradaki bütün malzeme, hadi sen de kayısıları koy. Malzemelerimizi tek tek koyuyoruz. Hadi bakalım, at içine. Bir, çabuk çabuk. İki. Şimdi bu incirleri at bakalım. Şu incirlerin uçlarını bir alayım ben önce. Evet, at bakalım. At bakalım. Baba. Kök sütümüzü de güzelce aşağıdan aramayız. Çok güzel de korktu bu. Ne kadar da güzel korktu. Tarçınlı kakao mis gibi kokutuyor onu. Şimdi muzumuzu da koyacağız. Onu da ben. Ama bunu ben. Benden şey olmasın senin şimdi. Ama anne lütfen söyle. Bitince yıkayım ellerimi. Tamam. Şöyle ben şu şeyleri alayım. Ben kesebilir miyim? Arkadaşlar, başta saydığım bütün malzemeleri yulafı çektikten sonra hepsini içine ekledim. Bir adet muz koydum. İncirlerimi, kayısılarımı, yaklaşık bir çay bardağı fındığımı da koydum. Tarçın ve kakaomuzu da ekledik. Şimdi hepsini tekrar blenderdan, robottan geçireceğim. Bakalım sonuca göre, kıvamına göre bir muz daha ekleyebilirim ama onu sonuca göre düşüneceğiz. Arkadaşlar, kıvam bu şekilde oldu. Hepsini robottan geçirdikten sonra şöyle başka bir kabı alıyorum ben hepsine. Ne kadar da güzel oldu bu böyle. Arkadaşlar, kıvamı tam istediğim gibi oldu bu arada. Küçük yani küçük. Onları küçük küçük yapınca da fırına vereceğiz. Hayır, işte işin en güzel tarafı burası. Fırına vermiyoruz. 15 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis bir atıştırmalık bu. Yani gerçekten kesinlikle şeker tüketmeyen, özellikle hani şeker tüketmek istemeyenlere tavsiye ediyorum. Ben bir tane yiyebilir miyim? Ay tabii ki yiyebilirsin. Hatta şimdi bile ağzına bak, şöyle ben elimle bir tane vereyim. Nasıl olmuş bak bakalım, aç ağzını. Hop. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Test ettik gördüğünüz gibi. İçinde zaten gerçekten çok faydalı şeyler var, besinler var. Bu şekilde minik minik toplar yapabilirsiniz. Kahvenin yanına 2 adet tüketebilirsiniz. Özellikle dediğim gibi diyet yapanlar için, ki bunlardan birisi de ben oluyorum açıkçası. Ben uzun süredir özellikle İpek'e hamileliğimden beri yediklerime dikkat etmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca egzersizlerini yapıyorum. Ellerini asla yıka. Evet tabii ki, işim bitince ellerimi yıkayacağım. Köpükle. Tamam, köpükleyeceğim anneciğim.
Sonra dediğim gibi arkadaşlar. Ben de hep öpüklerim. Evet. Uzun süredir yediklerime bu anlamda dikkat ettiğim için tatlı yemiyor muyum? Tabii ki yiyorum. Ama böyle tadına bakıyorum. Çok küçük parçalar halinde. Onun dışında mümkün olduğunca bu şekilde sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayarak tatlı ihtiyacımı giderebiliyorum. Bu işlem bittikten sonra arkadaşlar yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Daha böyle toplar ve kendine gelir. Sonra da dilediğiniz gibi. Bir de malzemeyi biraz bol kullandığım için uzun süre yetecek gibi görünüyor. Çünkü nihayetinde ben bundan günde en fazla 2 adet falan yiyorum. Kızıma da maksimum 3 civarında veririm gün içerisinde. Çırak yetişiyor. Evet. Başka ne koyduk? Fındık. Fındık. İncir saydın mı? İncir. Brokoli senin en sevdiğin. Evet. Evet arkadaşlar, sağlıklı atıştırmalıklarımızı yaptık, hazırladık. Şekersiz, çok güzel, keyifli, kahveyanın dikkat edebileceğiniz bu atıştırmalıkları mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere.